Kırşehir, Kayseri, Aksaray ve Nevşehir illerini gezen ve Türkiye İtimsel üyeleriyle bir araya gelen Türkiye İtimsel Genel Başkan Yardımcısı Fuat Yiğit burada istişare toplantılarına katıldı. Yönetici atama sistemi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir kafa karışıklığı olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Fuat Yiğit, Anadolu TV'ye şu açıklamalarda bulundu. Bilindiği gibi yönetici atama sistemi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzun süredir bir kafa karışıklığı var. Liyakati esas alan bir yönetici atama sistemi getirilmek yerine mülakat yoluyla liyakatli insanların elendiği, torpilli insanların ön plana çıkarıldığı bir yönetici atama sistemi uygulanıyor. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un görev başına gelmesiyle birlikte mülakat puanlarının yazılı sınav puanlarıyla eşit hale getirilmesiyle bu anlamda yandaşlık sorunu, yandaşların liyakatsiz oldukları halde atanmasıyla ilgili sorun bir nebze çözümlendi. Ancak bir proje okulları diye ayrı tutulan ve yönetici ataması, öğretmen ataması farklı yapılan okul türleri var ki bu hala kanayan yara olmaya devam ediyor. Proje okullarının yöneticileri atanırken Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetici atama yönetmeliğinin kapsamının dışında tamamen keyfi kriterlerle bu atamalar yapılıyor. Yani ilden kimin ismi teklif edilmişse Milli Eğitim Bakanlığı'ndan o kişiye onay verilerek proje okullarına yönetici atanıyor. Proje okullarına öğretmen ataması da bu yöneticilerin teklif ettiği öğretmenler arasından yapılıyor. Dolayısıyla bu okullarda adaletli, hakkaniyetli bir yönetici atama ve öğretmen atama sistemi yok. Bunu da Türkiye Eğitimsel olarak yapmış olduğumuz bir araştırmayla çok somut bir şekilde ortaya koyduk. Türkiye genelinde 840 proje okuluna atanan yöneticilerin sendikal dağılımlarına baktığımızda bu 840 yöneticinin, okul müdürünün 729 tanesinin bir sendikanın üyesi olduğunu, kalan kısmının sendikasızlar ve diğer sendika üyelerinden oluştuğunu görüyoruz. Buradan da proje okullarına hakkaniyetli bir yönetici ataması yapılmadığını, bir takım yandaşların kadrolaşması için buraların kullanıldığını, kadrolaşılan adeta çiftlik gibi kullanılan okullar haline getirildiğini görüyoruz. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan isteğimiz, proje okullarına yapılacak öğretmen ve yönetici atamalarının diğer okullardaki öğretmen ve yönetici atama kriterlerine uygun yapılması, bunların istisna ve keyfi davranılan okullar haline getirilmekten çıkarılması gerekmektedir. Nevşehir'de de proje okullarıyla ilgili ciddi sorunlar vardır. Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir ilinde de bu sorun mutlaka çözülmelidir. Bir başka önemli talebimiz de seçim döneminde hemen hemen tüm siyasilerin ve Cumhurbaşkanımızın da bir vaadi olarak, bir sözü olarak bize verilen, bizim yıllardır talep ettiğimiz ek gösterge meselesi. Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi gerekir. Öğretmenlerimiz çalışırken aldıkları maaşla emekli olduklarında aldıkları maaş arasındaki büyük uçurumdan dolayı emeklilikleri dolduğu halde emekli olamamaktadırlar. Eğer 3600 ek gösterge verilirse öğretmen arkadaşlarımızın emekli maaşlarında özellikle önemli bir artış olacak. Emekli ikramiyelerinde önemli bir artış olacak. Böylece emekli olmaları daha kolaylaşacaktır. Refah seviyeleri biraz daha yükselecektir. Bir taraftan öğretmenliğin kariyer mesleği olduğunu herkes söylüyor. Bir taraftan da 3600 ek gösterge gibi ekonomik hakları içeren bir hususta maalesef gerekli adımlar atılmıyor. Buradan tüm siyasilere seslenerek verilen sözlerin tutulmasını ve ek gösterge artışının mutlaka yapılmasını istiyoruz. Bir başka önemli talebimiz var. Bu da öğretmen arkadaşlarımıza fiili hizmet zammı ya da yıpranma payı verilmesidir. Maalesef okullarımızda değerler eğitimi yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca, il Milli Eğitim Müdürlüklerince, çeşitli vakıflarla, derneklerle, kuruluşlarla protokoller imzalanıyor. Bu imzalanan protokoller gereği
falanca vakıf, falanca derneğin temsilcileri gelerek okullarda öğrencileri belli saatlerde, belli yerlerde toplayarak güya değerler eğitimi yapıyor. Okullarımızda eğitim yapma hakkının sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve devletimizde olmasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde bu değerler eğitimini yapacak yeterince öğretmen kadrosu vardır. Bu kadrolar kullanılarak bir değerler eğitimi yapılmalıdır. Değerler eğitimini cemaatlere, vakıflara, derneklere havale etmek yaşadığımız 15 Temmuz hadisesinden hiçbir ders almamak anlamına gelir. Son dönemde imzalanan, Türk İş'in imzaladığı, Türk Metal Sendikası'nın imzaladığı toplu sözleşmedeki zam miktarlarına baktığımızda memurların gerçekten çok düşük zamlara mahkum edildiğini görüyoruz. Bunun sebebi de yetkili sendika olarak o masaya oturanların kendilerine her türlü desteği veren siyasi iktidarın karşısında dik duramamaları, çalışanların haklarını savunamamalarıdır. Buradan tüm kamu çalışanlarına, tüm memurlara seslenmek istiyorum. Sizin toplu sözleşme masasında hakkınızı, çıkarınızı koruyamayan bir yapıya daha ne kadar üye olmaya devam edeceksiniz? Bu yapıya daha ne kadar tahammül edeceksiniz? Defalarca sizi toplu sözleşme masasında hüsrana uğratan, hayal kırıklığına uğratan bu yapıyı toplu sözleşme adı altında oynanan orta oyununu, tiyatroyu daha ne kadar izlemeye devam edeceksiniz? Sizlerin verdiği yetkiyle toplu sözleşme masasına oturanlar sadece sizleri değil, tüm kamu çalışanlarını hüsrana ve hayal kırıklığına uğratmaktadır. Onun için herkesi bir kere daha düşünmeye davet ediyorum. Toplu sözleşme masasında size ihanet edenler, sizi hayal kırıklığına uğratanlar, sizi sefalet artışlarına mahkum edenlerden kurtulma zamanı gelmiştir. Yetkiyi kullanamayan etkisiz sendikalardan alarak etkili sendikaya, Türkiye Kamu Sene, Türk Eğitim Sene verme zamanı gelmiştir.